bulmuşlar mı? Yok, kaçmışlar. Arıyorlar. Eksi nereye nakledeceğiz? Adli tıp merkezine sevk edeceğiz. Beyefendi. Beyefendi. Gelin içeri bir bakalım. Beyefendi. Hadi üstüne, hadi içeri girelim. Cam kesti de kaçırınca tabii şişede durduğu gibi durmuyor. Ama kesik yok ki. İyi o zaman, size kolay gelsin hadi. İyi akşamlar. Kolay. Güvercinim gelmiş. Hey Şahan. Güzel şeyler söyleyeyim bana. Bakın eski defterleri yakmaktan beter ediyorum. Kendim gelemedim ama 8'i yolladım yanınıza. Tembih de ettim, kavga yok. Nasıl, şaşırdılar mı? Öldürdü. Sel. Hanım 8'i mi? Emin misiniz? Gözlerinizle gördünüz mü? Ezel! Geri dönüyoruz. Geçti. Geçti. Kenan Bey. Doğru mu? Maalesef efendim. Kenan Bey, izninizle size bir şey önerebilir miyim? Biraz uzak durun bu meseleden. Görüntüde tabii. Çünkü bu aralar... Biraz fazla yaklaştım değil mi? Bir hasar kontrol yapıverin. Beni bağlayacak bir şey var mı bakın? Başladım bile. Kaya. Dün gittim gördüm. Evet efendim. O adamı öyle görmek içimi acıttı. Acısına bir son verin. Emredersiniz efendim. Ramiz Bey'in sabaha ilacı hazır. Kerim Bey koridorun sonundaki odada efendim. Doktorluk bu yeni kanunlarla zor meslek artık. Siz de kadrolu değilsiniz değil mi? Bu durumda devam ettirmezler sizi. Biraz öyle. Vallahi bu isim bizim sanayide tek bir şey demek. Siz daha iyi biliyorsunuz. Bu işi istiyorsanız iş sizin. Harika. İsterim tabii. Dün hastanenizde tatsız bir olay olmuş galiba. Cinayet mi işlenmiş? Şu eski bir suçlu var onun odasında.
Ramiska... İsme gerek yok, gerek yok. O beyefendi de çok iyi değilmiş galiba. Kuvvetli çıktı, yaşıyor. Öyle mi? İnsan öldürmüş bir adam. Bana kalırsa çekin fişini derim. Biz tabii yasal olmadığından... Allah aşkına bunlardan biri eksilse bu ülke rahatlamaz mı? Ben rahatlarım. Bilmem anlatabildim mi? Ben tam olarak... Tam olarak anladınız. Sizinle çok iyi anlaşacağız. Bu rakam adil midir sizce? Ramiz Bey'in durumunu özetliyordum. Diğer şeylerin yanı sıra omuriliğe giden damarda ciddi hasar var. Yani? Böyle şeyleri duymak zordur. Ama Ramiz Bey çok kapsamlı bir yara almış. Şu anda kendi kendine nefes almıyor. Şu anda onu biz yaşatıyoruz. Ama uyanacak. Uyanınca kendisi... Hastanın yaşam kalitesi uyansa da yaşanır olmayacak. Ki uyanması da zaten mümkün değil. Uyanmayacak. Ne yapmamızı istiyorsunuz? Heyet raporu. Acısına son vermeyi bir düşünün isterseniz Selma Hanım. Bir başka fikir daha alsak? Başka fikre gerek yok. Kocanız artık gitmek istiyor. Onu burada tutmak, onun için değil, sizin için tutmak olur. Hayır. Hayır izin vermiyorum. Hem yetkiniz yok. Selma Hanım, ben doktorum. Benim görevim yaşamı devam ettirmek. Ben söylüyorsam... Hayır, olmaz. Ezel sen de bir şey söyle. Bakın, bırakmayacağız. Siz de bırakamazsınız. Ezel bir şey söylesene. Kağıda ihtiyacınız yok artık. Selma Hanım hastanın eşi değil. Ezel? Ramiz Karesi'nin hayatta bir ailesi kalmadı. Ezel? Kimseden imza almanıza gerek yok. Ne yapacaksanız yapın. Yetki sizde. Ezel sen ne yaptın? Ne yaptın sen Ezel? Doğrusunu yaptım. Ramiz Karaeski, canlandırma uygulamasına son vereceğiz. Neyse,
Tatsız iş, ben yaparım. Basit zevkler. Hep onu diyorum Halil'ciğim. Basit zevkler. Yemek, kadın, içki, sigara. Başka ne var? O kadar. Onları ikiyle çarp. Yok. Dörtle. Arkadaş, sohbet, oyun, toprak, deniz. Kenan, zene mi döndün yoksa? Doğruyu söyle. Döndüm vallahi. Kenan Birkan. Kendim gelip söyleyeyim dedim. Ramiz Karaeski yaşıyor. 30 yıldır öldürmeye çalıştığın adam yaşıyor. Torunu 8, senin adamın. Katil Temmuz, senin adamın. Gazeteci falan yok mu etrafta? En güzel hikaye bende. Tanıyor musun? İyi tanıyorum. Birkaç kere beni de öldürmeye çalıştı. Arkadaş ölüm makinesi gibi çalışıyor. Her şeyden güçlü. Ama onun da korktuğu, duyulmasını istemediği bazı şeyler var. Eski hayatı gibi mesela. Neler diyor Kenan bak. Her şeyi anlatsan, unutun dediğim anda unutacaklar. Yok o kadar. Sus. Sen gerçeklerden korktuğumu mu zannediyorsun? Gerçekler senin ağzından çıkanlar değil Ezel. Gerçek ben ne dersen o. Sen kavga ettiğin şeyin ne olduğunu anlamadın hala. Anladım. Canavarın biri. Biri değil. Canavarların hepsi. Sen tek bir kişiyle kavga ettiğini zannediyorsun. Ben tek bir kişi değilim Ezel. Ben bu masadaki herkesim. Ben bütün ülkeyim. Ben sana yüzümü gösterdim, lütfettim. Sen şimdi benimle mi savaşmak istiyorsun? Bir daha benim yüzümü bile göremeyeceksin. Seni öldürmek için adam mı tutarım zannediyorsun? Çık caddeye. Aldığın gazete benim. Girdiğin banka benim. Yaşadığın dünya benim. Sen benimle mi savaşmak istiyorsun? Sırf ben izin verdiğim için yaşıyorsun. Çektim fişini. Anladım. Çok yukarılardasın. Kaç basamak var aramızda? Hepsini teker teker çıkacağım. Bütün caddeyle mi savaşacağım? Bütün şehirle mi?
Sayende Kenan, ben artık katilim. O yüzden de bütün dünyanın üstünde de otursan, adamlarının teker teker üstüne basa basa çıkacağım oraya. Kaç basamak varsa o kadar zarar vereceğim. İşte o zaman yanına geleceğim ve seni köpek gibi öldüreceğim. Afiyet olsun. Çocuklar işte. Evet. Ne yiyoruz? Sağlığınıza. Kapıda dayıdan biri, bir de benden arabalı var. Bir de doktor abla var, senden. Çocuklara haber vereyim mi? Dün gece yıktın bizi. Hayırdır? Kenan bir şeyleri bir çabuk öğreniyor değil mi? Benim Ömer olduğumu falan mesela. Ha. Bir adım önden gitmeyi seviyor. Artık dayım onu öğretmiş, tersi mi bilmiyorum ama içeri adam sokmayı seviyor. Ha. Köstebek mi var diyorsun içeride? Kim? Şebnem, Tevfik, Cengiz, sen. Burayı bir bana söyledin abi. Öyle oldu. Niye? Bilmem, salaklık herhalde. Uslanamadım. Burayı başka kimse bilmeyecek Ali abi. Tamamdır. Ha, herkese söyler misin? Akşam şehirde bir toplanalım. Ne yapacağımıza bir bakalım. Başka kimse bilmiyor değil mi burayı? Yok. Benle Ramiz'den başka bilen yok. Emekliliğimde ailecek oraya yerleşiriz derdi hep. İyi. Ne gerekiyorsa buradan köyden alın. Para ihtiyacınız var mı? Bir emeklilik fonu yapmış. İnanır mısın? Parayı toprağa gömmüş küpün içine. İnanırım. Dayı eski usuldür. Senin bir şeye ihtiyacın yok mu Ezel? Para ister misin? Dayının sermayesinden yeterince yedik. Ali gelip gidecek buraya. Ben de. Onun dışında dışarı çıkmak yok. Didem'e güvenebilirsiniz. Sen ne yapacaksın? Dayı ailece emeklilik istiyormuş burada. Aile tamam. Ben de emekliliği halledeceğim. Güzel. Beni uzağında tutamazsın. Ben de yanında olacağım. Babam bir iyileşsin. Didem. Sağ ol. Dedim sana Ezel. Ne istersen. Sen siz yapar mısınız? Niye siz yapmıyorsunuz? Söz verdim 8'e. Arkasından çiçek ekmeyeceğim. Niye gitmiyorsunuz cenazesine? Nasıl gideyim? Tanımıyorum ki. Ramiz Karaeski'nin torunu. Ramiz Karaeski kim? Kabadayı. Ne işim olabilir öyle bir adamla? Koskoca Kenan Birkan. Mümkün değil Ejan. Ben nasıl açıklarım o çocuğu? Küçücük çocuk. Kimsesi yok. Sessiz sessiz ağlıyor yanımda. Almışım, büyütmüşüm. Küçücük bir fidandan gencecik bir ağaç olmuş. Oğlum olmuş.
babası olmuşum. Olamam. Bunca insan? Hiçbirini tanıyamam. Hiçbirinin mezarına gidemem. Ben bu çiçekleri niye ektim biliyor musunuz? Niye biliyor musunuz Eyşan? Günün birinde sizin şey gibi, Ezel gibi biri çıkar da benim çocuğumu öldürür. Ben cenazesine bile gidemem. Ben sizin gibi değilim Kenan Bey. Ben çok cenazeye gittim. Ömrüm mezarlıklarda geçti. Başınız sağ olsun. Ama bir cenaze daha göremeyeceğim. Deli işi bir şey yaptım. Bu ülkedeki muhtemelen en güçlü adamı aldım karşıma, seni öldüreceğim dedim. Duyan inanır ha, bayağı sağlam söyledim. Hem baba kabadayı bir durur düşünür. Ben çıktım karşısına. Ben deyip durma, biz de varız. Benim bu adama ulaşmam zor. Adam iki günde neyim varsa aldı götürdü. Ben tabii ki cengaverliği elden bırakmayacağım. Dayı öyle öğretti. Ama bir günde, iki günde, biraz bilekle, olmadı biraz zekayla çözülecek bir mesele değil artık. Nasıl çözülecek o zaman? Bu sefer her şeyi olan adama, hiçbir şeyi olmayan adam. Evim yok, param yok, hiçbir şeyim yok. Ne var usta peki? Oradan başlayalım. Bu adamlar yukarıdan uçar. Ben en aşağıdayım. Onların göremeyeceği kadar aşağıdayım. Sokak. En aşağıdan başlayacağım ölmeye. Onların girmeyeceği yerlerden, burun kıvıracağı işlerden, onların adam demeyeceği insanlardan. Sefalet oğlum senin dediğin. Süsleme. Hayat pahalı arabalardan, 100.000 dolarlık resimden, 1.000 liralık şaraptan ibaret değil. Biz iyi biliriz. Çıkalım diye çok uğraştık. Değil mi Cengiz? Sonra unuttuk. Ama hayat en aşağıdan başlıyor. Bir daha dönmem ben oraya. Büyük oyunların hiçbirini aldırmaz ki Kenan bizi. İki günde vebalı gibi herkes kaçtı bizden. En aşağıdan başlayalım oynamaya. Sevdim ben. Onların bilmediği bir usul var aşağıda. Umursamıyorlar o dünyayı. Benim kalem orası olacak işte. Sonra adım adım, yavaş yavaş. Ama 2-3 günde değil, aylar sürer. Belki yıllar sürer. Ama adım adım çıkacağım oradan. Küçümsesinler bizi. Bunlardan bir bak olmaz desinler. Oradan vuralım. Kenara attıkları ne varsa kullanacağız. Arkadaşlık, onur, emek. Öyle unutmuşum ki bunları. Söylerken bana bile yalan geliyor. Ama değil. Sokakta küçük oyunlar. Ha? Onların borsayla, kravatla yaptıklarını biz garibanla, hoş sohbetle, arada da iki kafa kırarak yaparız usta. En yukarı çıkana kadar. Bu sefer ilkelerden ödün vermeden ama. Bu sefer yolun ortasında kendimizden nefret etmeden.
Ezel'in, Ali'nin, kazandığımız isimlerin hakkını vererek. Ekme! Manyak mısınız lan siz? Hasta mısınız? He? Film mi lan bu? Matrix misiniz siz? Mahalleyle, sokakla, mahalledeki adamın gariban kalmasının bir sebebi var oğlum. Onu da bir hatırla. Adamlar gariban, onların hepsi zavallı. Bir avuç acizle Kenan Birkan'ı mı yeneceksiniz siz? Cengiz, hadi bir git. Ben bir daha oraya dönmem. Sen bu kıza para verebilecek misin onu söyle. Bu adam senin için atlayıp zıplıyor. Var mı silahına kurşun alacak paran? Ha? Nerede kalacaksın? Ha? Peşine düştüklerinde nereye saklanacaksın? Ne yiyeceksin? Nasıl geçineceksin? Ha? Mahalleymiş. Sen kimi kandırıyorsun Ezel? Bulmuşsun bu adamları. Masal anlatıyorsun. Bunlar ülke batıran adamlar. İki defa gördün diye dengin mi sandın ha? Bok görürüz bir daha. Sakin ol Cengiz. Çünkü... Olmazsan biz garibanlar ağzını... Çünkü haklısın. Ben dediğimi yapacağım. Aynen dediğim gibi. En tepeye çıkar mıyım? Çıkar mıyım? Tabii ki çıkamam. O basamakların birinde muhtemelen biri arkamdan ya da deneyeceğim düşeceğim. Vazgeçmeyeceğim. Ama Cengiz haklı. Bu savaşın sonunda ben tabii ki yenileceğim. E niye yapıyorsun o zaman? Sevdiğim bir adam var. Dostum. Onu istesem de bırakamam. Hala öğrenemedin mi Cengiz? Ben böyleyim işte. Onca lafı niye ettin o zaman? İleri Akdeniz desem fırlayacağız. Ne anlatıyor? Benim ne yapacağımı anlattım. Sizin değil. Bizden ne istiyorsun abi o zaman? Gitmemizi istiyor Tevfik. Abi. Benim düşmanlarımla savaştınız yeter be Tepo. Gidin kendi düşmanlarınızı bulun. Kendi sevdiğiniz işi bulun. Sevdiğiniz birini bulun. Onunla olun. Gidin. Günaydın. Günaydın. Günaydın baba. Dün nerede kalmıştık hatırladın mı? Gece yarısına doğru büyük bir şamatayla uyandılar. Zaten etraftaki sessizlik o kadar tam, o kadar sert. Duyuyorsun değil mi baba? Oradasın. O kadar sert. Fakat çok ince bir madde gibi bütün hayatlarını örtmüştü ki en ufak ses, en küçük gürültü. Maden ihalesini dün aldık efendim. Onun belgeleri hazırlanıyor şimdi. Birkan Tur'un aylık raporu da masanızda. Ne o? Küsmüyüz. Yo, niye? Ya dün düşüncesizlik ettim biraz. Sizin acınız taze. Kız kardeşiniz yeni vefat etmiş. Bir de sevdiğiniz insanı öyle görünce eli kanlı, katil. Önemli değil. Önemli değil. İlgilenmiyorum artık o konuyla. Hay hay. Ezel defteri kapanmıştır. İleride belki bir intikam için açarız. Onun dışında yok. O da yok. Bu silahlar, bıçaklar, öldürmeler filan. Bir beni açtı Kenan Bey. İstemiyorum öyle intikam ben. Anlamadım.
Yine affedeceksiniz. Kimseyi affettiğim yok. Sadece daha fazla kan dökülmesine izin vermeyeceğim. Çok şey mi istiyorum? Ben bir Can'a bakayım. Kolay gelsin. İsterseniz niye Selim Bey'i çağırdım? İstediğinizde görüştürebilirim. Yok, gerek yok. Selim'e Kenan Bey size güveniyor de önümüzdeki ay ilerleme bekliyoruz. Yerine birini bakmaya başlayayım mı? Lütfen. Şey ne oldu? Ramiz bulabildiniz mi? Bulacağız efendim, bulacağız. Öteki? Genç olan? Onu hiç dert etmeyin. Bir daha Ezel Bayraktar'ın adını bile duymayacaksınız. Sebep? Geldiği çöplüğe geri yolladık onu. Bir daha da oradan çıkamaz artık. Çıkarsa vurun kafasına. Yardım ister misin Mümtaz amca? Meşgul müydün? Ezel. Seni benim evime Cengiz getirdi. Sen Cengiz'in arkadaşı mısın? Yok değilim Mümtaz amca. Gel, tut şu işin ucunu. Geleceğim buraya Mümtaz amca. Geldikçe uğrayayım mı sana da? Orası da. Tabii gel oğlum. Gelir yanında çalışırım ha. Çırağın olurum. Elin yatkın senin. Ağaçtan anlıyor elin. Allah vergisidir bu. Gel tabii. Ama bir şartla. Söyle Mümtaz amca. Rızkımız neyse paylaşırız. Olmaz deme. Senin gibi adamın paraya ihtiyacı yoktur belki ama başka türlü de ben yapamam. Anlaştık. Yemek de var mı? Olmaz mı? Arkada ocak var. Alırız yumurtamızı, kırarız. Yalnız Meliha'ya söylemek yok. Niye, izin vermiyor mu? Yok be evladım. Hani şu şeyden sonra eksik olmasın. Sebzeler getirip duruyor. Ama Allah'ın gücüne gitmesin. Hani şu tahtayı yesen. Aşk olsun annem öyle. Anlaştık o zaman Mümtaz amca. Haftada bir iki geliyorum. Aa, öyle olmaz. Ne zaman istersen gir. Ömer'in de bu. Sen devam et, ben geleceğim şimdi. Anne nasıl Salim? Daha iyice oldu mu? Yok amca, bir değişiklik yok, aynı sayılır. Selamımı söyle. Tabii söylerim. Sen de Meliha teyzeye çok selam söyle. Mümtaz amca biz gidelim, geç kaldık. Şu derneğin şeyini de alabilirsek eğer. Alıyorum. Bu ay böyle oldu. Ne demek Mümtaz amca? Sen vermesen de olur. Derneğin parası işte. Maksat mahalledeki yoksullar doysun yani, olay bu. Tabii tabii. Kolay gelsin. Gidiyor musun oğlum? Bir şey çıktı da Mümtaz amca. Ama geleceğim.
Mahalle sen görmeyeli değişti biraz. Obücürlere asker diyorlar. Askerler abla esrar satıyor. Rütbeliler de bağış topluyor. Dernek için? Ha, kıçımın derneği. Şu Keltoş var ya. Bütün yardımlar ona. Ondan yukarıda kim var? Çık çık bitmez. Ben bir uğrayayım mı? Ha? Jimnastik olur. Senin ne işin var burada? Gelsene seninle biraz konuşalım. Keltoş beklesin. Dünkü mevzu var ya. Doğru diyorsun, bu Kenan Birkan önünde sonunda durar senin defterini. Sağ ol. Doğruya doğru. Kimseyi çekmek de olmaz yerinden. O da iyi. Bir de bu köstebek olayı var. O yüzden mi çektin milleti yerinden? Nereden çıkardın? O da güzel de. Ali abi. Baksana Ali abi gelmiş. Salak bu, o değil. Ali abi, Ali abi. Yok ben o değilim. Salak dedim. O gencecik adamdı şuna. Oymuş ya abi. Yalnız hesap etmediğim bir şey var. Bir, ben artık seni hayatta bırakmam. İki, bir de ikisi var. Dinliyor musun? Bak, Ezel, bu herif Bahar'ı öldürdü. Kerpeten Ali bırakır mı bu işin peşini? Bir şey desene lan. Ali abi, anlamadın mı hala? Neyi? Bu işte seninle beraberiz. Harbi mi diyorsun? Gel diye bekliyordum. Dün söylediğim gibi. En alttan başlayacağız. Onların bakmayacağı, görmeyeceği yerlere gireceğiz. Öyle yerleri de sen benden daha iyi biliyorsun. Nasıl yerler mesela? Bunun gibi yerler. Hay Allah ya, gözlerimden yaş geldi. Ali, sen parayı kamyonuna kazan, sonra dön dolaş tamirhaneye gel. Öyle oldu Muhittin abi. Seviyoruz, şey yapamadık. Gazetelere bile çıktın lan, takımlı makımlı. Yumruk gibi kravat burada takılı. Tulum mu giyeceksin şimdi? Biz ciddi talibiz. Şartları konuşalım mı? Sen de kimsin? Seni yaman mı? Ben para işlerine bakıyorum. Olduğu gibi istiyoruz içindekilerle. 750 kira, bir kira depozito, %10 cirodan malzeme bedeli. Her ayın birinde. Elden. O ne be? Şu benim vaza 750'dir. Eski günlerin hatırına sizinle oturdum sohbet ediyorum. El insaf ya. Dükkan iş yapmıyor zaten Muhittin abi. Üç günde bir kepenk indiriyorsun. Yanında bir tane elemanın yok. Yorulduğuna değmez ha? Al paranı, giy emekli terliklerini. Yattığın yerden çık o para. Oh! Kısa kes Ali. Düşmüşsün zaten. Bir de ben vurmak istemiyorum. Adam gibi dinledim, bitti. Yok bende o paraya verilecek dükkan. Muhittin Bey. Hadi arkadaşım selametle. Kapı burada. Gelmiş buraya dünkü bok. Gel senle arkada eski günlerin hatırına bir konuşalım ha? Muhittin. Depozitoyu kırma ha, alacağım çıkarken.
Ayın birini geçirmeyin ha! Lan! Arkadaş, orası jiletin yeri. Jilet artık yok kardeş. Ben varım. Kimsin lan sen? Tanışalım mı? Kasap Necat. 11 senedir yanındayım jiletin. Baksana. O benim. Ama diyorsan ki artık jilet yok. Kaldır lan mabadını o zaman. Burası artık benim. Kardeş ya, madem koltuğu istiyorsun, koltuk senin olsun ya. Jilet Ahmet sevdiğimiz bir abimizdi. Janti adamdı. Adabı giyinmeyi çok iyi bilirdi. Mesela ben bilmem. Çok gülerdi. Ben gülmem. Bu kapıdaki arkadaş abi köye para dediğinde sırtını dönerdi. Ben dönmem. Agop abi beni kapıdan al dediğinde dalga geçerdi. Ben geçmem. Agop ocak senin. Jilet Ahmet sevdiğimiz bir abimizdi ama parayı da bir tuhaf dağıtırdı. Ne varsa elinde gene döner dolaşır. Onun elinde kalırdı. Benim kalmaz. Bizde para masaya konur. Herkes ihtiyacı kadarını alır. Cüret abim silahını adamına taşıtırdı. Ben silahımı saklamam. Abim bu masaya şöyle fiyakalı ama biraz da yamuk otururdu. Ben arkamı arkadaşlara verince şöyle yaslanırım bir yere. Koltuk sende kalsın kardeş. Arkamda durma yeter. Böyle iş olmaz lan. Böyle racon olmaz. Dayı mısın? Ya,
Abi, gel Allah aşkına. Gel şu kendini bilmeze bir şey söyle. Biz burada işimizi sulhla hallederiz. Sulhu bozanın elini, fazla konuşanın dilini törpüleriz. Jilet kardeşimizi özleyeceğiz. Onunla anlaştığımızdan daha iyi senle anlaşacağız. Öp. Sen? Sen necisin? Ramiz, sepetle şunu. Bizden adam al. Şehir bebesi değil. Ben defterlere bakıyorum. Bunlara bakıyordum da... bu rakamlar şey... Ne? Eksik. Rakamlar eksik. İyidir rakamlarla aran. Burada bir iki oynamayla 1.20 pay 1.30 olur. Bize giren de size gelen de. Peki 1.5 olur mu? Yani bana gelen. 1.5 olur mu? Olur. Desem yalan olur. 2 ay olur. Sonra adam suçlamaya başlarız. Kim çaldı deriz, birinin başını yeriz. Ama rakamlar asla yanılmaz. 1.30 diyorlar. Güzel gömlek. Yarın şurada oluver. Hadi bakalım, kolay gelsin. Ne bir 30 çocuk ya. Sen de o dosyaları açmadın bile. Jilet o kadar zaten cukkalıyordur dedim. Sen de oturdun arkana yaslandın da Ramiz abi. Elin silahtaydı. Ne verdi? Hayrola? Konuşalım mı biraz Kenan Bey? Ben gidiyorum. Nereye? Bilmiyorum. Babamın sahilde küçük bir yeri var. Oraya giderim herhalde. Benim yüzümden değil mi? Çok geldim üstünüze. Ne kadar kabayım. Kenan Bey... Daha önce nasıl davranılır bir insana bilmiyorum. Bana evinizi açtınız. Gözümü açtınız. Ezel'in kim olduğunu öğrendim sayenizde. Katil olduğunu öğrendim. Sandığımdan da iyi bir ev sahibiymişim. Ne güzel. Niye gidiyorsunuz o zaman? Çünkü başka bir şey istiyorum artık. Normal bir yerde yaşamak istiyorum. Oğlum normal bir okula gitsin, normal arkadaşları olsun. Normal bir evimiz, normal bir hayatımız, herkes gibi. Yani artık işinize yaramam Kenan Bey. Ama her şey için sağ olun. Unutmayacağım sizi. Unutacaksın. Çocuğunu alıp çıkacaksın şu kapıdan. Sonra ben senin odanı kilitleyeceğim. 10 sene, 20 sene. Yine kimse açmayacak o kapıyı. Yıllardır aynı çatı altında uyuduğum tek insansın Ayşe. En başından beri. Bir çırpıda gördün içimi. Öyle iyi gördün ki. Buradan çıkar çıkmaz.
O saniyede unutacaksın beni. Ben... Yok, sen değil. Ben öyle bir adamım. Uzaktan şahane, kibar, eğlenceli insan. Ama yakından... Oğlunu kaybedeli 2 gün olmuş. Hemen yarın yine oturacak sofraya. Yapayalnız. Görmüyor musun? Sana iyi yolculuklar Eşan. Hamide Hanım, ben çıkıyorum. Çocuklara söyle takip etsinler Eşan. Tabii Kenan Bey. Döndük Kürkçü dükkanına. Bir hatırlatacaksın Ali. Contalar, şanzımanlar falan unuttuk biraz. Ezel. Sen ciddi misin lan? Harbiden sokacaksın mı yine elini ya kire? Abi senin dışarıda bir yerde illa bir zulan bir şeyin vardır. He? Oyun bu da değil mi? He? Hadi ver söyle doğruyu. Zulan falan yok. Offshore banka hesabım yok. Yastık altı param yok. Başka bir para yok Ali. Abi nasıl olur? Senin gibi adam sonrasını nasıl düşünmez? Şunları bir uzatsana abi. Ne sonrası Ali? Bir karım, 2 çocuğum, pembe panjurlu evim diye hayal diyorsan... Yok, kurmadım. Sonrasını hesap etmedim. Bir kenara bir şey koymadım. Şimdi seninle böyle oturup konuşacağımızı hesap etmedim. Eşan'ı affedeceğimi hesap etmedim. Bir oğlum olduğunu hesap etmedim. Ramiz dayıyı kaybedeceğimi hesap etmedim. Katil olacağımı hesap etmedim. Versene abi. Ezel, bir hikaye anlatayım mı sana? Sen de mi başladın? Artık dilimizin döndüğünce. Kardeş. Çok uzun mu? Yok be, 2 dakika. Kerpeten Ali usulü. Başıyla kıçıyla uğraşmam hikayenin, ortasından dalarım. Bir gün bir adam kumarhaneden içeri girmiş. Adam bıçkın. 1000 tane kavga etmiş o güne kadar. Ama bugün hesap başka. Güvenlikçi bir adamın peşinden gidiyor. Soyunma odasından içeri girmişler. Bizimki çekmiş belindeki silahı. O hikayeyi biliyorum Ali. İstersen anlatma. Ama daha girmeden. Daha arabada bizimkinin eli titriyor. Çünkü hesap belli. Güvenlikçiyi öldürecek. Paraları alıp çıkacak, suçu da arkadaşına atacak. Plan tamam. Tek kalan bizimkinin tetiği çekmesi. Gördüm. Güvenlikçi aynadan bunu görmüş. Bu hiç durmadan bir el sıkmış. Güvenlikçi düşmüş. Bizimki koşmuş arkasından. Güvenlikçi... Çocuklarım diye yalvarmış.
Sen öleceksin kardeş. Sen öleceksin ki biz yaşayalım. Niye? Niye söylemiyorsun? Niye yaptın? Niye anlatmıyorsun? Ömer'im. Çünkü niyesi yok. Bir kez kıydın mı cana? Kavgada, kazara değil. Bir kez bile isteye, gözünü kırpmadan katil oldun mu? Artık onun niyesi yok. Gözümün önünden gitmeyecek mi? Bir kere nefes aldırmayacak mı? Bir mola vermeyecek mi? Kimse azat etmeyecek mi beni? Kimse çıkıp affetmeyecek mi? Affetmeyecek. Hiç affetmeyecek. Daha önce her kim sensen. Ömer, Ezel, Ali, o bir daha hiç geri gelmeyecek. Bil ki kardeşim, benim yaptığım yapma. İlkinin acısı geçsin diye bir daha yapsan da geçmeyecek. Biliyorum öyle. Yokmuş gibi yaparsan yok olmayacak. İlk seferinin tesellisi diye daha beterini yapsan geçmeyecek. Silahı beline bir kez koyarsan o bir daha oradan çıkmayacak. İyi akşamlar, hoş geldin. Hamide Hanım. Nedir? Kaldık mı baş başa? Gitmedi. Uyuyakaldı seni beklerken. Ben. Dede, dedemin kalbini söktüler. Anlayamadım dede. Görevi bitiremedim ben dede. Kenan Birkan. Benim ailem o çocuğu. Vuramadım onu ben dede. Beni affet dede. Beni affet dede. Ezel.
Baba. Didem! Doktor! Baba ne oluyor? Bir şey oluyor, ne oluyor? Baba! Anne! Anne! Didem ne oluyor? Baba. Yatağa mı yattı daha erken? Alo. Ezel. Ezel, babama bir şey oluyor. Ezel ölüyor galiba. Ali çalışıyor mu? Çalışır. Abi ne oldu? Dayı. Hoş geldin dayı. Çok zayıf daha. Fazla konuşturmayalım. Biraz dinlensin. Yeter dinlendik kızım. Yeter. Azat. Bana bir bardak su getir. Mutfaktan. Ben de yeni bitirdim muayeneyi. Biraz konuşalım mı? Madem iyisiniz. Sonra. Oturma. Ezel. Ben bir rüya gördüm Ezel. Rüyamda torunum geldi, konuştu benimle. Dede beni affet dedi. Bazı şeyler vardır hayatta Ezel. İnanmazsın ama doğrudur. Doğru mudur? Söyle çocuk. Söyle. Torunum konuştu benimle. Beni çekip çıkardı o karanlıktan. Doğru mudur? Evet dayı. Doğrudur. Sonra rüyamda başka bir şey gördüm ya. Doğru mu? Söyleyin. Doğru mudur? Dayı bir kendine gel. Bir kuvvetlen öyle konuşalım ha. Yeğen. Söyle yeğen. Doğru mudur? Haklıydın. Sekiz emin değildi içinde. Gözünde vardı. Her şeyi anlattım. Vicdanıyla oynadım. Haklıydın, tereddüt etti. Belki biraz daha konuşsam kabul de edecekti. Vardı gözünde öyle bir şey. Ama sonra? Kenan'a gittim. Onu sekize karşı kışkırttım. O da sattı sekizi. Sana getirdi. İlaçlanmış. Savunmasız. Elimden kaçırdım dayı. Odanı buldu. Ben de peşinden girdim. Silahını sana doğrultmuştu. Tam tetiği çekecekti. Seni öldürecek sandım dayı.
bu bıçağı sapladım. Öldü mü? Öldü mü? Evet. Öldürdüm. Ben razıydım ölmeye. O yaşasın diye Ezel af dilemeye gelmişti Ezel. Kendini öldürtmeye gelmişti dayı. O can senin değildi Ezel. O can benimdi. O kan benim kanımdı. O benim ailemdi. O benim suçumdu. O benim günahımdı Ezel. O benim ailemdi Ezel. Dayı senin bu halde olsun. Dayı. Bırak. Bırak beni bırak. Bırak git. Bırak! Ezel, kabadayılar değil, düşmanlarım değil, kimse değil, Kenan değil, Sekiz değil. Sen devirdin beni ya! Sen devirdin beni! Sen devirdiğin yerde bırak beni! Bırak git! Git! Git diyorum! Git ya! Git! Git! Bırak beni! Bırak! Bırak! Devirdiğin yerde bırak beni, git, git, git! O benim canımdı be! O benim her şeyimdi! Azat. Baba mahvedecek seni. Hayır. Etmeyecek. Oğlum bütün günümüz yok. Çıkar gel. Geldim abi. Ne giydiğinden önce neyi attığın önemlidir arkadaş üstünden. Duyuyor musun? Duydum abi. Sen şimdi geldiğin yeri atıyorsun üstünden. Anladın mı? Geldiğim yeri niye atıyorum abi üstümden? Gideceğin yeri geçiresin üstüne diye. Sen kıyafet değiştirmiyorsun. Sen deri değiştiriyorsun. Duyuyor musun Karaeski? Duydum abi. Benden bir şeyler öğrenmek istiyor musun Karaeski? Evet abi. O zaman buradan başlayacağız. Benim karşımda hiçbir şeyin yok. Benim karşımda kimsen yok. Hiçbir yerin yok. Ne zaman, neresi olursa
Ben sana gel dediğimde aleme ne afra tafra atarsan at, şu dakikayı unutmayacaksın. Benim karşıma geldiğinde ben senin bu halini biliyorum. Duyuyor musun Karayski? Duydum abi. İyi. İyi. Aram. Başla. Gömlek dediğin ipek olur. Düğmeleri fil dişidir. Neredendi Aram? Endonezya. Ha. Duydun mu Ramiz? Sorarlarsa söyle. Pantolon dediğin çift dikiştir. Sağlam olur. Yere dokunmaz. Çoraba çıkmaz. Yanında mutlaka gizli bir cep olur. O cepte de bak, hep doludur. Bu pantolonla koşacaksın kavgaya. Yırtılmayacak. Sana engel olmayacak. Giydiğinde üstünde üniforma gibi duracak. Kendi boğazına ip geçirmek olmaz. İyi ki beklemişiz Aram. Kol düğmelerin göz alacak. Bileğinin gücüne bir taç takacak. Tokanın deliğini doğru seç. Sık. Daha sık. Kemeri sıktığında dışarı çıkıyorsun demektir Karayeski. Dışarı çıktığında sıkı duracaksın. Tetikte olacaksın. Hazır olacaksın. Şimdi bana layık çalışmaya başlayacaksın. Daha iyi miyiz biraz? Yarı yarıya. Siz onu şimdi düşünmeyin Ramiz Bey. Ne dersin doktor? Bu ihtiyar ağaç iyice kök saldı mı toprağa? Sizi bir mucize kurtardı Ramiz Bey. Dileyelim bir mucize daha olsun. Ama isterseniz bir uzman... Doktor... Bana usturayla tıraş sabunu getirsinler. Sakallar uzamış iyice değil mi? Çok yanmasın ama. Roka. Roka da koyalım. Hadi. Nasıl yani? Kenan Bey, ben de size bakacaktım. Fayita sever misiniz? Siz dün gitmemiş miydiniz? Evde misafir kalıyor, ev sahibinin haberi yok. Tabii kimse gelmez. Kalmak zorunda değilsiniz Ayşe. Ben iyiyim gerçekten.
Son bir yemek yemeyeceğiz diye kural koymadınız herhalde. Olur mu öyle şey? Mümkün değil. İyi arkadaşımdır ben. Gerçi size silah doğrultmuşluğum var ama... sayılmaz o. Pek benim yöntemim değildir. Nedir sizin yönteminiz? Güzel gülerim mesela. Güzel konuşurum, iyi içerim. Eğlenmeyi bilirim. Eğlendirmeyi daha iyi. Böyle kandırırım yani. Siz hesabı ödemeye gittiğinizde ben alacağımı almış çoktan gitmiş olurum. İnanamıyorum. Gerçekten çok yazık gidiyor olmanız. Niye? Boş ver. Siz artık ilgilenmiyorsunuz intikamla. Öyle bir şey demedim. Sizin yöntemlerinizle ilgilenmiyorum sadece. Benim başka bir şey vardı aklımda ama... önemli değil. Siz yeni bir düzen kuracaksınız nasılsa. Ne vardı aklınızda? Lütfen konuşmayalım artık bunları. İlgilenmiyorsunuz ki. Yani siz hem yeni bir hayat kurup... hem size söylediği yalanları ödetip... yanında olmak istemezsiniz ki Ezel'in. Nasıl olacak o? İstemiyorsunuz. Kenan Bey. Peki pes. Duydum ki Ezel köyüne geri dönmüş. Parası kalmadı ya, yazık. Daha da belini doğrultamaz zaten. Ama yine de boş bırakmamak gerekiyor. Takip etmek lazım, ne olur ne olmaz. Da ben oralara giremem ki. İyi düşünsenize. Nasıl girerim ben oralara? Normal insanlar. Normal bir hayat. Normal bir ev. Herkes gibi yani. Hiç pes etmiyorsunuz değil mi? Ama yakışmaz mı, kabul edin. Düşünsenize, mahalledesiniz. Üzerinizde entari. Su gibi masum. Ama Ezel'in yanında. Sonra köşeyi dönüyorsunuz, hop kıyafetler çöpe. Bir film vardı, Mr. and Mrs. Smith. Hatırlar mısınız? Ne diyorsunuz Eyşan? Casusum olur musunuz? Görmedim ki anne. Ne bileyim ben. Ezel geldi. Abi ben de seni arayacaktım. Ali mahalleye mi dönmüş? Ya tamirhanede yaşayacakmış diyorlar. Bir de ortağı varmış. Kim? Cengiz mi? Ha? Oğlum bir rahat versene, bir otursun. Ya duymadınız mı? Adam burnumuzun dibinde yaşayacakmış diyorum. Alo. Yarın konuşalım mı Mert? Şimdi değil. Hayda. Herkes de başka bir alem ha. İyi. Ben gider öğrenirim. Hadi. Anne. Yine ne yaptın oğlum? Ne kadar bela varsa hep buluyorum değil mi? Ne oldu oğlum? Birini kaybettim. Öldü mü? Beter ettim. Bir daha eskisi gibi olmayacak. Affetmeyecek beni. Kim? Babam dediğim, baba gibi sevdiğim biri işte. Artık yok. Ömer. Şimdi ben bilmiyorum. Ama bana sorarsan sen o kadar kötü bir şey yapmamışsındır. Yaptıysan eğer vardır bir hayır ha oğlum. Belki şey olmuştur. Babana söylediğidir artık belki. Gerçek babana. Onun da sana ihtiyacı var Ömer. Ne istersen yap, o sana hep açar kollarını. Baba. Thank you.
Ezel, yok bir şey oğlum. Mahallenin gençlerine ben de bir yardımda bulunacağım. Tamam oğlum, tamam bir şey yok. Anahtarı alayım. Arabaya gir, bekle. Hadi. Ezel, değmez. Gitme. Böyle şeyler sulh yoluyla hallolur. Olmaz. Öğrenemedik mi daha? Şu çocuk, al sana Cengiz. Bugün biz susarsak, yarın büyüyüp kim bilir kimin canını yakacak. Böyle daha çok can yanar Ezel. Bir bildiğimiz var elbet. Benim de var. Bundan sonra böyle işleri bana bırakacaksın. Yok, itiraz istemem. Yumurtalar pişmeden dönerim. Baba. Derneğe çek. Abilerinle bir konuşalım bakalım. Sizin keltoş nerede? Derneğin başkanı kim? Mümkünse onunla bir görüşelim. Hayrola? Neyin var? Ya vuruyor bu ayakkabı galiba ya. Şimdi ne yapmaya geldik biz buraya? Sen şekerlemelerden yiyeceksin çocuk. Ben iş görüşeceğim. Nasıl iş? Rakamlı. Selamünaleyküm. Abicim hoş geldiniz. Muhittin'in tamirhanesi. Ne diyeyim? Kolay gelsin. Eskiden biliriz biz orayı. Küçükten mahalleliyiz. Bana Kerpeten Ali derler. Kerpeten. Yok. Biz o kadar eski işe etmeyiz biz. Şimdiki zamanda daha şeyiz. Kerpeten amca. Senin lakabın ne abicim? Burada yer işleri yapıyor musunuz? Mahalleye borcumuz bu bizim. Ne güzel. Ne güzel. O borcu kapatmaya geldik biz de. Çay güzelmiş. Bir tane daha alayım. Mahallenin borcu sana mı düştü abiciğim? Yok, hepsinin değil. Ben de Mümtaz Bey'in. Yanlış anlama. İşine karışmak değil niyetimiz. Bir de karışsaydın baba. Yok, sadece küçük bir ricamız olacak. Mümtaz Bey'in oraya gitmeyin. Başka? Bize de gelmeyin. Ha. Başka? Şu aşağıdaki çocuklar, okullu çocuklar onlar değil mi? Bence o çocukları okullarına geri gönderin. Başka ne var başka? O torbalarda sattığınız şeyler var ya, onları burada satmayın. Tamam. Başka? Başka? Başka yok. Onun dışında her şey güzel. Çayın da iyi. Daha ne olsun? Evet. Ne kullanıyorsun abicim sen ya? Söyle bana, ben de alacağım. Hatırlayabilecek misin söylediklerimizi? Biz çıkınca unutmayasın. Neye güveniyorsun abicim sen ya? Ömer'e. Ömer Uçar.
O da eskilerden. Bilir misin? Bilirim. Soygun yaptı. Adam öldürdü. 10 yıl içeride yattı. Sonra dediler ki gardiyanın birini şişlerken bir yangında o da yandı. Ama öyle olmadı diyenler de var. Ömer Uçar mahallesine döndü diyenler de var. O hikayeyi bilir misin? Yok. Şimdi bu adam mahallesine geri gelse, babasının çakallara para verdiğini görse ne yapar? Ömer öldü ama. O zaman keltoş, ölüleri kızdırmayalım. Hadi kolay gelsin. Allah rahmet eylesin. Ahmet abi çok esnafa emeği geçmiş bir abimizdi. Şimdi büyüklerimiz el verdi ve naçizane bu işi biz devraldık. Elimizden geldiğince sizi ve burayı itten kopuktan koruyacağız. Şimdi biz böyle hizmetler sunuyoruz. Tabii bu hizmetlerin de karşılığı oluyor tabii. Bazı masrafları oluyor. Burak! Hop. Dur! Hop, vurma! Hop. Oğluma beni vurma! Bırak o silahı elinden çocuk. Allah belanızı versin. Allah hepinizin belasını versin. Bak tamam dur. Bak gözlerime bak. Gitsenize be gitsenize. Bak. Ben bırakıyorum silahı. Tamam mı? Bırak şimdi o silahı. Sen neye kızıyorsun çocuk? Daha ne istiyorsunuz? Abimi aldınız. Yardım etsin diye, para ödemiyoruz diye, çalışsın diye. Ne oldu abine? Hapse girdi. Adam vurdu diye hapse girdi. Annem gitti. Sizden korktuğu için köye gitti. Daha ne istiyorsun? Murat! Hayır baba. Vuracaklarsa vursunlar beni. Yoksa ben onları vuracağım. Babam günde 20 saat çalışıyor. Yatmıyor, uyumuyor, 20 saat çalışıyor. Ama yetmiyor. Daha ne istiyorsunuz? Dur! Yapma dur! Ödeyeceğim. Vallahi bile ödeyeceğim, yapma. Yapma dur. Oğlum sen ne yaptın? Söyledin lan kim olduğunu. Ali en büyük düşmanım biliyor kim olduğumu. Bari bizim de işimize yarasın. Bir de oğlum biri polise gitse. Kaç tane sır öğrendin bu mahallede Ali? Kimlerin ne suçlarını fısıldadı millet kulağına? Kaç kere gittin polise? Başlayacaksak bir şeye, böyle başlayalım. Babaya mı? Baba! Baba! İyi misin? Dedim sana. Dur dedim. Yapma dedim evladım. Ya burası benim. Burası benim. Bir daha yaparız. Baştan yaparız. Olmaz. Yapamayız. Her şeyin anısı var burada. Bu büfe bana ustamdan kaldıydı. Kırmayın çocuklar dedim. Kolumu kırın ona dokunmayın dedim. Tamir ederim, yaparım ben bunu. Yapamazsın. Sen nereden ne? Sen ne biliyorsun da yapacaksın? Biliyorum. Bilmiyorsun. Her şeyi yaparım diye gelip bizi kırıp gidiyorsun evladım. Ne istiyorsun bizden? Sen biz nelerden geçtik bilmiyorsun. Oğlumun masasını kırdılar. Oğlumun masasını kırdılar. Onu da yaparım. Yapamazsın. Git evladım buradan. Sen bize iyi gelmiyorsun. Git buradan. Git. Yapamazsın. Yaparım. Baba.
Bir daha yaparım. Bir daha yaparım baba. Daha iyisini yaparım. Daha sağlamını yaparım. Hiç kimse kıramaz baba. Öyle deme bana. Her şeyi iyi ederim baba. Bir daha hiçbir şeyi kırmam. Yemin ederim. Bir daha kovma beni. Gözünü seveyim, bir daha öyle bakma bana. Nasıl? Mahkemedeki gibi bakma. Oğlun gibi bak. Ömer gibi bak. Kimsin sen? Benim baba. Ben geldim. Bir daha da gidemem. Bir daha yollama beni baba. İyi bir şey yapmak istedim. Hepsini yeniden yaparız. Öğrettiğin gibi. Bana küçükken öğrettiğin gibi yaparım baba. Bak bana. Oğlunum senin. Ömer'im ben. Ömer. Ömer. Geldim baba. Ben geldim artık. İstemeden oldu. Artık kızma bana. Ömer. Ömer. Oğlum. Ömer. Babam benim. Babacığım. Babam benim. Ömer. Neredeyiz? Bu ne cüret? Baba. Baba deme bana! Baba deme bana. Ömer'in bunlarla işi ne? Ömer bunları yapar mı? Ömer değilsin sen. Gidin buradan. Gidin! Baba. Baba deme bana! Gidin buradan! Gidin! Gidin buradan! Gidin! Bir daha da gelmeyin! Hadi abi gel, yarın gelir anlatırız. Hadi. Ses duyuyor musun? Ya oyunda bak lan korkak herif. Cidden lan. Yo bir şey yok. Yaklaşma. Şakam yok. Pis vururum. Abi dur. Dur. Vurma abi yeter. Ali,
Akşam kelecalarımı hatırlıyor musun burada? İyi. Karadere Gençlere Yardım Derneği'nin yeni başkanısın. Çıkarken çöpleri atmayı unutma. Ramiz abi, Ramiz abi bir dur. Anne be! Niye geldik lan biz bu şehrine? Bir pastacından çocuk anlatmaya mı geldik? Lan bu şehrin abisini de, dayısını da, jiletinin de, hayratlısının da. Abi dur. Ha? Dur, dur. Hayratlı niye yolladı seni buraya? Niye olacak? Sanıyor abi seni. Ne dedi sana? İlk gelen kendi gider dedi dükkanlara. İlk önce de burayı seçti. En zorunu seçmiş abi. Deniyor seni. Ya iyi bok yiyor. Geçemezsen. Sınavdan geçemezsen ne yapar bu adam sana? Dün elini verdi. Bugün dediğini yapmazsak bu adam ne yapar bize? Şimit. Ben oraya gidip fukara hakkı yemem çocuk. E gitme. Senin ayakkabıların vuruyor. Ben giderim. Çocuk sen uçtun ha. Oraya gidersen bir daha çıkamazsın biliyorsun değil mi? Anladın mı? Aha. İyi düşün. İyi düşünecek zaman yok Ramiz abi. Cebinde kaç para var? Hayratlı'dan aldığımız neden? Ver hepsini. Hepsini ver abi. Bir de bir şey daha isteyeceğim. Öbür cepten. Seç birini. Neyi? Seç birini. Bu elimde bolca kurşun var. Saydırmadan gelme dedi Ramiz Karaeski. Bak bu elinde bir tomar para. Al bunu diyorum. Para mı alacağım? Dükkanı satacaksın Ramiz Karaeski'ye. Devredeceksin. Ama... Burası bundan çok eder. Sen bilirsin. Dur. Tamam. Tamam. Devredeceğim, tamam. Sen bilirsin. Bize ne olacak? Hiçbir şey. İnsan gibi maaşla, insan gibi çalışacaksınız bundan sonra. Sağ ol. Rica ederim. Bunu niye aldın? Koruma parası. Sen onlar gibi değilsin. Şimdilik. Sana bu hikayeyi niye anlattım biliyor musun? Bilmiyorum. Çünkü şimdilik sen de başkaları gibi değilsin. Onlar gibi olmadan çıkaralım mı seni oradan? Ne dersin? Ne yapmam gerekiyor?